Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde ağırlıklı olarak piyasada olup bitenleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hem bankacılık sektöründe olanlar, fiyatlamaların, değerlemelerin bundan sonra nereye gidebileceğine dair detaylar programımızın ana teması olacak. Deniz Yatırım Araştırma Analisti Sadrettin Bağcı bizlerle birlikte olacak. Kısa bir süre sonra aynı zamanda piyasada olup bitenleri değerlendirmek üzere info yatırıma bağlanacağız. Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Diğer taraftan Amerika'daki bankacılık sektöründe olup bitenler de gündemimizde olacak. Programımızın son bölümünde bununla ilgili olarak da yine New York'a bağlanacağız. New York'ta Bloomberg muhabiri Yalman Onaran'la birlikte sohbet edeceğiz bu konulara ilişkin. Diğer taraftan yine son dönemde belki ilginç tartışma konularından bir tanesi imar planı değişiklikleri yapıldığında burada sağlanacak olan değer artışları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ödenecek yeni bir ödeme türü değer artış payı. Bununla ilgili detayları konuşmak üzere de PricewaterhouseCoopers Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri Ersun Bayraktaroğlu ile bir telefon bağlantısı yapacağız. Dönelim, rakamlar bize ne söylüyor? Haftanın son işlem gününde onlara bakarak başlayalım Finans Merkezi'ne. Şu an itibariyle endeks 121.200 puanlar civarında. Nispeten yatay, biraz daha önceki günlerdeki o atmosferden, sert iniş çıkışlar ve dalgalanmalardan rahatlamış gibi görünüyor. Endeks aşağıda 120.500, yukarıdaysa 121.800 arasında kabaca 1200 puanlık bir bant içerisinde, %1'lik bir bant içerisinde gidip geldi. Şu anda da yatay pozitif seyrini sürdürüyor. Bankalarda nispi daha sınırlı hareketler var ama banka bazındaki hareketlilik burada daha belirleyici gibi görünüyor. Bu çerçeveden baktığımızda eksi tarafta kalanlarda Akbank'ı görüyoruz. %0.5 civarında geri çekilmesiyle beraber artı tarafa geçip baktığımız zamansa Yapı Kredi Bankası'nda %4. Keza yine diğer bankalarda da benzer şekilde sınırlı yukarı yönlü hareketlerle yola devam edildiğini görüyoruz. Yapı Kredi'nin pozitif ayrışması bugün itibariyle oldukça belirgin boyutu kazanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bir yandan piyasadaki atmosferi bu çerçevede değerlendiriyoruz. Öbür taraftan Türkiye'nin risk primi 242 bas puana kadar gerilemişti. Şimdi 246'ya gelmiş görünüyor. Keza yine Merkez Bankası kararının ardından faiz tarafındaki o aşağı yönlü ivmenin de çok hafif burnunu yukarı kaldırdığını söyleyebiliriz. 10 yıllık tahvil faizi %10.89 seviyesine gelmiş durumda. 2 yıllık tahvil faizinde ise %10.08 son işlemin geçtiği düzey olarak karşımızda görünüyor. Dolar TL'de bir miktar yukarı yönlü hareket oldu. Seans içerisinde aşağıda 5.85 sınırına kadar geldik ama sonrasında 5.88'lere kadar yaklaştık. An itibariyle zirvesinin hafif altında bir fiyatlama var. Euro TL'de ise 6.52.90'la hemen hemen güne başladığımız yerdeyiz. Euro dolar 1.11.11 seviyesinde kalmayı sürdürüyor diyelim. Ve Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında yukarı yönlü hareketler söz konusu. An itibariyle baktığımızda oradaki yukarı yönlü hareketi belirleyen ana yer İngiltere gibi görünüyor. %1'lik prim orada. Paris'te Kakaran Endeksinde %0.8. İtalya'da Milano borsasında %0.7'lik yukarı yönlü hareketler var. DAX da pozitifti ama nispeten daha yatay, daha mutedil diyelim oradaki yükselişe. Endeks 13.500 puan üzerine bir kez daha gelmiş durumda. Rekor seviyeleri Avrupa'da bir kez daha tekrarlıyoruz bu sonuçlarla birlikte Stoxx 600 üzerinden baktığımız zaman. Amerikan vadelileri de rekorlarını tazeleyecek bir başlangıç gösteriyor şu dakikalarda bize. %0.23 Dow Jones ve S&P 500 vadelileri, 0.38 Nasdaq vadelileri yukarıda. Emtia piyasasındaysa altında sınırlı yukarı yönlü hareketler var. Kabaca 7.5 dolar kadar yukarıda son kapanışının ardından 1559 dolar an itibariyle bulunduğu düzey. Petrolde de sınırlı yukarı yönlü hareketler, 65 doların hemen altında Brent petrol fiyatı, 58.70'lerde New York tipi ham petrol fiyatlaması. Rakamlar bunu söylüyor. Gidiyoruz iş yatırıma. Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, ne haftaydı dedirtecek bir hafta. Aslında endeks kendi içerisinde çok büyük dalgalanmalar yaşadı. Hisse bazında ciddi farklılaşmalar oldu. Özellikle bankaların kendi içerisindeki ayrışması çok dikkat çekici. Örneğin Vakıfbank'ta çok sert prim gördük. Bugün Yapı Kredi'yi diğerlerine göre daha pozitif ayrışırken görüyoruz. Dolayısıyla nedir genel anlamda endeksin geldiği nokta itibariyle beklentiniz? Sağlam bir realizasyon görmeden biz 110.700'lerden son kertede 122.000'lere kadar geldik. Merhaba Açıl. Öncelikle tabii bahsettiğin gibi bankalarda çok sert bir rally oldu. Aralık sonunda ya da sene başında konuştuğumuzda da banka tarafında zaten genel olarak herkesin de beklediği bir ralliydi.
Ama tabii orada genel olarak herkes haklı çıktı ama yatırımcılar tarafında baktığımızda problem Amerika-İran gerginliğinden sonra çok sert hareketler olduğu zaman orada pek katılım sağlanamadı ve piyasada işte bildiğimiz namı diğer düt gelip 8000 puan birden çizdi ve o günden sonra da çok çıktığı için de hiç kimse bir türlü dahil olamadı. Ama baktığımız zaman hala burada kurumsal yabancı yatırımcı girişinin pek olmadığını görüyoruz biz. O günden sonra 118 binlerden sonra da burada ciddi yerli yatırımcı aktivitesi hala devam etmekte. Açıkçası tarihi zirvelerinde takılan bir endeks var. Buralarda bir süre konsolidasyon sürecinde de kalabilir. Normal. Bence 120 bin üstünde kaldığı sürece de endeks gücünü korumaya devam edecektir. Ben açıkçası burada endekste ciddi bir düzeltme çok beklemiyorum. Bunun sebebi de genel olarak şu an herkes, ben işte şimdi 13'ünde ve 17'sinde City ve Raiffeisen'ın yurt dışında yabancılara olan tanıtım günleri de bitti. Eğer orada ikna olan yabancı yatırımcı varsa ki olanlar var, açıklanan işte yabancı kurumların raporları da yavaş yavaş gelmeye başladı. Onlar da burada ciddi potansiyel görüyor ve hisse senedi tarafına yatırım tavsiye ediyorlar. O tarafta hala alım için bekleyen, yani birazcık düşse de alalım diye bekleyen bence ciddi bir kitle var. Onlar için bu sebeplerle ben açıkçası çok ciddi düzeltmeler beklemiyorum. Ha buralardan da artık birazcık da belki dinlenme diyebileceğimiz bir konsolidasyon süreci yaşayabiliriz. Ama bu toplu bir satıştan ziyade bence hisse bazında ayrışmaların olduğu, endeksin de hafif satıcı ve yatay diyebileceğimiz ufak ufak düzeltmelerle belki buralarda geçireceğimiz bir süreç olabilir. Aşağıda 120 hatta 119.500 ve 118.000 seviyeleri bence destek seviyeleri. Buralara geldikçe de alımlar artacaktır. Banka bazında ayrışmalar da görüyoruz. Bunlarda özellikle yabancı kurumların yayınladıkları raporların etkili olduğunu söyleyebilirim. Ben bir süre böyle bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdi 4. çeyrek bilançolarıyla ilgili earnings preview'ler de yavaş yavaş başladı gelmeye. İyi bilanço bekleyen hisse senetlerinde ya da son dönem katılmayan hisse senetlerinde ya da yavaş yavaş yabancı yatırımcıların girmeye başladıkları yerlerde endeksten daha iyi performanslar görebiliriz. Ama banka tarafında hala potansiyelin bittiğini düşünmüyorum ben. Düzeltme bittikten sonra bence o taraflarda biz kurumsal yabancı girişlerini de yavaş yavaş göreceğiz. Ama şimdilik belki banka tarafında biraz dinlenme olurken işte Havayolu gibi, Ereğli gibi son ralliye fazla katılmamış ama kendi sebepleri nedenleriyle ayrışabilecek hisse senetlerinde de daha iyi performans görebiliriz. Açıkçası direkt endeksin çok iyi performans geçirdiği bir süreçtense önümüzdeki kısa vadede hisse bazında ayrışmaların çoğalacağı bir süreç yaşayacağımızı ben düşünüyorum. Endekste de hala yönün yukarı olduğunu, düzeltmeler gelse dahi bunların alım fırsatı olarak kullanılacağını ben düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle biz 126 ve 130 bin seviyelerinin test edildiği bir süreç yaşayabiliriz. Dediğim gibi hala kurumsal yabancı yatırımcının hala buraya giriş yapmadığını söyleyeyim. Onlar bence eğer ikna oldularsa ki raporlardan ve hareketlenmelerden gelen sorulardan gördüğümüz o yönde. Aynı zamanda TL mevduattaki faizin artık eksiye dönmesiyle beraber yerlerin de orada TL mevduatı bozup bir kısmının belki dolara ama borsaya da ciddi ilgi olduğunu görüyoruz. Hala bence almak için bekleyen büyük bir kitle var. O nedenle düzeltmelerin sınırlı olacağını düşünüyorum. İyi yayınlar. Halil Barışkan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Piyasanın detaylı olarak değerlendirmesini biraz daha yapmak üzere info yatırıma gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz var hattımızda. Mert, sen nasıl değerlendirirsin? Biraz önce Halil Barışkan dedi ki bekleyen o kadar çok yatırımcı var ki hareketi kaçırmış olan. Çünkü ağırlıklı olarak bir yatırımcı grubu üzerinden gelmiş yükselişi kaçıran çok oldu. Dolayısıyla her geri çekilmeyi alım fırsatı olarak kullanabilecek bir yatırımcı birikimi söz konusu. O yüzden düşüşler sınırlı olabilir. Senin bakışın nedir? Şimdi açıkçası çok hızlı yaşanan bir yükseliş var ve sonrasında son birkaç gündür bir dinleme, bir konsolidasyon çabası gözüküyor. Dün gün içinde görülen en yüksek seviyenin ardından bugün bir miktar daha 120 binler seviyesinde bir konsolidasyon çabası var gibi gözüküyor. Yani bir miktar kar realizasyonu için, bir teknik düzeltme için bir iklim oluşuyor gibi. Sinyaller sanki o yönde geliyor gibi benim bakışım, benim gözlemim.
Ama şey katılıyorum, yani bir trend değişikliğinden, bir sert satıştan söz etmiyorum. Bugüne kadar gelen satışların önemli bir kısmının seans içinde karşılandığını gördük. Günlük bazda satışlar gelse de bunlar çok sınırlı eksilerle söz konusu oldu. Ama bir yorgunluk sinyali var. Yani benim açımdan zannediyorum 119 binlerde bir gap var kısa vadede oluşmuş. Oraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama şimdilik 116 bin üstünde kaldığı sürece ben yukarı doğru hareketin orta uzun vade devam edeceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama tabii senin de aslında pas atarken söylediğin gibi bu hareketin önemli bir kısmını yabancı yatırımcı katılmadı. Bundan sonraki süreçte böylesine bir iştah oluşur mu bu seviyelerden ve Türkiye piyasasına? Onu görmemiz lazım. Eğer oyuna yabancıyı katabilirsek hareketin yukarı doğru hızlanarak devam etmesini beklemek mümkün. Ama şu anda dediğim gibi benim gözlemim bu yaşanan, buna istiyorsan 93 bin 94 binden başlayan hareket diye bakalım. İstiyorsak Amerika-İran arasındaki gerginliğin ardından 110 binden geri dönen bir piyasa olarak bakalım. Çok uzun sürede ve soluksuz neredeyse yaşanmış bir yükseliş. Buralardaki bir dinlenme çabası, bir sönümlenme çabasını da çok doğal karşılamak lazım tabii ki. Mert Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Programı açarken aktarmaya çalışmıştık. Önce aslında değerli konut vergisiyle başladı burada gayrimenkul üzerindeki ödeme tartışması. Sonrasında bunun erteleneceğine dair haber akışı oldu. Lakin şu an hala orada bir netleşme söz konusu değil. Bir diğer önemli konuysa yapı ruhsat alımları için değer artış payı değişikliği. Bu torba kanundaki bir teklifle gündeme gelmişti. İmar planı değişikliği sonrasında ortaya çıkacak değer artışları için buradaki maliklerin yapacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ödemeleri içeriyor bu tablo. Detayları konuşmak üzere PricewaterhouseCoopers gayrimenkul sektörü lideri Ersun Bayraktaroğlu var hattımızda. Ersun Bey, özellikle tabii değerli konut vergisini çok konuştuk ama işin bu bacağı nispeten biraz perde arkasında kalmış. Dolayısıyla nedir tam olarak içeriği, bir parça aktarır mısınız bize? Tabii Açıl Bey, iyi günler, iyi yayınlar dilerim. Biliyorsunuz aslında bu yeni bir konu değil. Sürekli tartışılır, gündeme gelir zaman zaman. Hatta 2015'te çok da hararetli tartışılmıştı rant vergisi diye. Öyle kamuoyunda adlandırılmıştı. Şimdi tekrar coğrafi bilgi sistemleriyle bazı kanunlarda değişik yapılması hakkında kanun teklifiyle meclise sunulan ve sizin de belirttiğiniz gibi imar kanunu değişikliğiyle alakalı hususlar içinde imar kanununa eklenmesi arzu edilen bir ek madde. Diyor ki ek madde, taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerine değer artış payı diyoruz ve bu değer artış payı kamuya aktarılması gereken bir pay olarak tanımlanıyor kanun teklifinde. Peki şimdi bundan sonraki süreçte tabii bunu kimin ödeyeceği, ne şekilde ödeyeceği, hangi aşamada ödeme noktasına geleceği üzerine de tartışma var. Biraz önce söylediğiniz gibi özellikle o dönemde hani 2015'te rant vergisi adıyla tartışıldığı dönemde de çok fazla düzenlemenin nereye doğru evrileceği konusunda tartışma olmuştu. Dolayısıyla şu anki haliyle geldiğinde ne getiriyor? Kim ödeyecek? Hangi aşamada? 2015'tekinde genel ve özel plan tadilatlarında imar plan değişikliklerine yönelik bir düzenleme şekli vardı. Ama bu tekliften gördüğümüz çok daha yalın, tek şekilde ve taşınmaz maliklerinin talebiyle yapılacak ada bazındaki imar plan değişikliklerinde uygulanacak. Bunu kim ödeyecek? Taşınmaz malikleri ödeyecekler diye görünüyor. Değerin nasıl tespit edileceği önemli. Teklifin içinde o da yer alıyor. Yani tekliften anladığımız kadarıyla bu kamulaştırma kanunun kıymet takdiri esasları vardır. Oradaki esaslara göre bir tespit yapılacak. İmar planı değişikliğiyle alakalı olarak da sermaye piyasası kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşları bir plan değişikliği açıklama raporu hazırlayacaklar. İdare bir komisyon kuracak. Önceki değerle bu yeni değer arasındaki farkı bu komisyon tespit edecek. Ve bu değer tamamen
Çevre Şehircilik Bakanlığı muhasebe birim hesabına taşınmaz malikleri tarafından ruhsat aşamasında, yapı ruhsatı aşamasında yatırılacak. Ama teklif diyor ki tarihi yapı ruhsatı aşamasıdır ama orada ödenmemişse ya da atlanmışsa en geç taşınmazın ilk satışında bu değer ödenmelidir. Çünkü tapuya da şerh edilecek ve görülecek bir değer bu. Peki son soru Ersun Bey, bu yine değerli konut vergisiyle alakalı. Şimdi buradaki tabloyu, hani bir erteleme açıklaması var ama nihayete ermiş bir düzenleme yok. Dolayısıyla kendisine tebligat gelenler ne yapmalı? Buradaki itirazlar ve yasal süre nasıl işleyecek? Bundan sonra ne olacak? Buna dair bir detay ve bilgilendirme var mı elinizde? Valla idareden, yani Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün bu konuda bir değişiklik yapılabilir şeklindeki açıklaması dışında bir açıklama yok. Onun için mükelleflerin, vatandaşlarımızın, kendisine tebligat yapılan vatandaşlarımızın mevcut yasadaki, yürürlükteki yasadaki, 7194 sayılı yasadaki prosedürü takip etmelerini önemli hatırlatmak isterim. Oradaki prosedür neydi? Kendilerine bir değer tebligatı yapılmışsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce, mutlaka o tebligatı aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, eğer bu tebligattaki hususlarla mutabık değillerse itiraz etmeleri gerekiyor. Mutlaka bir dilekçe vermeliler. Bu dilekçe üzerine de idare 15 gün içinde kendilerine bir cevap vermekle yükümlü. Kendilerine cevap gelenler eğer hala bu cevaptan da tatmin olmamışlarsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhine idare mahkemesinde bir dava açmaları gerekiyor. Şubat ayının 20'sine kadar biliyorsunuz ödenmesi lazım ya da Şubat ayının 20'sinde 2020'nin bir beyanname ile beyan edilmesi gerekiyor. Benim düşüncem yasadaki yetkiyi kullanarak bu karışıklık döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu süreyi 3 ay erteleyeceği yönünde. Umarım ertelerler. Eğer ertelemezlerse Şubat 2020'de beyanname vermesi gereken kişiler, bunu da eğer bu süreç tamamlanmamışsa, değer tartışması bitmemişse, ihtirazi kayıtla verip bir davada orada açmak zorunda kalacaklar. Ersun Bey, çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız yorumlar için. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde öncelikle gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, özellikle Avrupa'dan gelen enflasyon rakamları, çekirdek enflasyon rakamları dikkate değer. Beklentiler çerçevesinde geldi. Hem Avrupa Merkez Bankası'nın tutanakları hem Lagarde'ın açıklamaları çerçevesinde nasıl yansıma buluyor? Evet Açıl, gözler bugün Avrupa'dan gelen enflasyon verisindeydi. Euro bölgesine enflasyon Kasım ayında %1 seviyesinden Aralık'ta %1.3'e çıkarak beklentileri karşıladı. Fakat çekirdek tarafta herhangi bir değişim gözlenmedi. Enflasyondan meydana gelen yükselişte özellikle son dönemde yakıt maliyetlerindeki artışın ulaştırma fiyatlarındaki baskısı yani etkili oldu, yükselişe etkili oldu. Tabii baktığımız zaman halen enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olan enflasyon hedefinin oldukça altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda haftaya yapılacak, yani 23 Ocak'ta gerçekleşecek ECB toplantısı oldukça önemli. O toplantıda 17 yıl sonra ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini değiştirmesi beklentisi hakim. Para politikası bir değişiklik beklenmiyor fakat Lagarde'ın açıklamalarını dikkatle takip edeceğiz. Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın notlar için. Kısa bir ara daha, sonrasında bankacılık endeksinde neler oluyor, beklentiler neler, bunları değerlendirmek üzere Sadrettin Bağcı bizlerle birlikte olacak. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz Yatırım Araştırma Analisti Sadrettin Bağcı bizlerle birlikte. Sadrettin Bağcı, hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Şimdi aslında biz genel anlamıyla endeksin nereye gittiğine bakıyoruz ama özellikle son hareket 110.700'lerden başlayıp 122.000'lere kadar bizi taşıyan hareket yoğunlukla bankalara gelen alımlarda oldu.
bankalar kendi içerisinde aslında nispeten likiditesi zayıf bir noktadayken düşük miktarlarda da olsa girişlerle çok sert hareketler yaratılabiliyor. Nitekim benzer bir şey oldu. Açığa satış yasağında belki belli ölçüde yansımasıyla ciddi bir sıçramayla tabii buralara kadar geldi. Nasıl görüyorsun değerlemelerini? Etkisi var tabii açığa satış yasağının açıl ama şöyle aslında yani ondan bağımsız konuşursak temel analiz cephesinden baktığımızda ciddi bir potansiyeli var. Hala var. O potansiyelin bir kısmını şu ana kadar kullandık diyelim ama yine de daha hala gidecek yolu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada şöyle bir şey var. Faizlerin gelmiş olduğu nokta. Dün Merkez Bankası 75 baz puan indirdi. Mevduat faizlerine baktığımız zaman 9.75-10.25 civarında bir mevduat faizi görüyoruz. Marjlar ciddi anlamda bankacılık sektörüne en azından Mayıs ayına kadar taşıyabilecek bir noktadalar. Ve tabii bununla beraber özellikle son dönemde kredi genişlemesinde de belirgin bir hamle var. Bunun da reel sektörün nakit akışına olumlu destek vermesi ve akabinde muhtemelen yılın ikinci yarısından itibaren aktif kalitesi tarafının daha iyi olmasını bekleriz açıkçası. Tabii bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bankacılık hisselerine bir alım geldiğini görüyoruz. Tabii teknik seviyeleri bilemiyorum yani onu teknikçi arkadaşlar daha net yorum yapabilirler. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle belki bir süre soluklanması söz konusu olabilir ama temel analiz cephesinden baktığımızda hala ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz bankacılıkta. Şimdi burada konuşulacak birkaç tane şey var belki. Biraz bunun üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Çünkü öncelikle bankacılık sektörü özellikle 2018 Ağustos'undan itibaren ki daha öncesinde başlamıştı marj daralması. Evet. Ciddi bir 2 yıl süren marj daralması ve menkul kıymet portföyü üzerinden yazılan zararlar, NPL'ler, sorunlu alacaklar tabii üzerindeki bulutlar derken ayrılan karşılıklar vesaire bayağı bulutlu bir iki sene geçirdi. Aynen. Çok da geride kalmıştı. Kesinlikle. Şimdi bunların bittiği, nispi büyümenin sağlanabileceği, banka karlarında ve bilançolarında iyileşmenin sağlanabileceği bir döneme girdik denilebilir mi? Diyebiliriz. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben orada hep aynı örneği veriyorum. Yine aynısını söyleyeceğim açıl. Bu dönemi aslında 2008, 9 ve 10 dönemiyle kıyaslamak gerekiyor diye düşünüyorum. 2008'de de malum dışarıdaki krizden dolayı etkilenmiştik. 2009'un ortalarına doğru takipteki kredi oranının 5,5'lara doğru zirve yaptığını gördük. Sonra ne oldu? Merkez Bankası 2009'un başlarında faizi indirmeye başladı ve bir sene içerisinde 2009'un sonuna geldiğimiz noktada %20'den %10'a düşmüştü Merkez Bankası'nın fonlama faizi, politika faizi diyelim. Ve şu anda baktığımız noktada Temmuz'dan bugüne kadar geldiğimiz yerde 12 puanın üzerinde bir %12'nin üzerinde bir düşüş var. Ve o nedenle belki şöyle demek lazım. Bankacılık endeksini belki şeyle kıyaslamak gerekiyor. Şu anda ne noktadayız diye baktığımızda muhtemelen 2009'un Haziran seviyeleri gibi bir noktadayız. Yani toparlama ivmesi olarak söylüyorum. Sonra ne oldu? 2010 yılı içerisinde de kredi genişlemesinin katkısıyla beraber takipteki alacaklardan tahsilat dönemi başladı. Ve 2010 yılı karlarını da bu pozitif etkiledi. 2009 karını senenin başındaki noktamızla senenin sonundaki noktamız çok farklı yerlerde bitirmiştik. %50'ye yakın bir kar artışı vardı. 2010'da da keza bir bu kadar artış yakalamıştık. Biz benzer bir ivmenin 2020 ve 21'de de olabileceğini tahmin ediyoruz. Belki o ölçekte olmayacaktır. Çünkü dışsal faktörler aynı şeye işaret etmiyor baktığımızda. Ama yine de benzer bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle de bizim kar tahminleri açısından baktığımızda 2 yılı ortalaması olarak bakarsak, 20 ve 21 bakarsak aşağı yukarı %30'lar civarında yıllık bazda bir kar artışı olabileceğini öngörüyoruz. Şimdi bu tabii önemli. Geçen 2 sene içerisinde bankacılık sektörü 50 milyar kar yazdı. Evet. 50 milyar deyince tabii çok büyük bir rakam karşımıza çıkıyor ama aynen, öz sermaye karlılığı olarak baktığımızda değil, bağlanan aynen, sermayeye orantıladığımızda geçen seneyi %11'lerle kapattı. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi bu sene özellikle kar büyümesi beraberinde öz sermaye karlılığı nereye doğru evrilebilir biraz detaylandırın. Bizim şu andaki görüşümüz muhtemelen %14,5'lar civarına doğru evrilebileceği yönünde 2020 için konuşuyorum. Bu da uzun vadeli ortalamasıdır hemen tabii, hemen aslında. Aynen uzun vadeli ortalaması. Sektör geneli için tabii söylüyorum. Bazı bankaların daha pozitif noktada ayrıştığını görüyor olacağız. 2021'de de keza benzer bir şekilde %15'lere doğru yükselen bir ya da hatta 15'i de geçeceğini
tahmin ediyoruz. 15,5'lar civarında olabilir. Bir öz sermaye karlılığından bahsetmek mümkün. Tabii bunun beraberinde değerlemelere nasıl bir yansıması olur? Biz risksiz faiz oranını piyasadaki genel analist arkadaşlarımın tahminlere baktığımda %14'ler seviyesinde kullanıyor. Biz onlardan biraz daha farklı bir yönde ayrışıyoruz. Biz %12 kullanıyoruz risksiz faiz oranını. Çünkü bono faizinin gelmiş olduğu nokta %11. Beklenen enflasyon %9'lara doğru evrilmiş durumda. Tek haneye gelmiş durumda. 11 ile 9 arasında da aslında hatırı sayılır hala bir risk primi ya da return'ü olduğunu görmek mümkün. Böyle baktığımız zaman %12 bize makul geliyor. Yalnız, endeks hedef değerini nereye taşıyor? Endeks hedef değerini şöyle söyleyeyim. Bankalar cephesinden baktığımızda bankacılık endeksini 200 binlerin üzerine bir noktaya getiriyor. Bunun İMKB ya da şimdiki ismiyle biraz yaşlıyım kusura bakmasınlar. BIST 100 için hedef değerimizi aşağı yukarı 145 binler civarına doğru getirdiğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi %12 ile yaptığımız noktada. Eğer bunu biraz daha aşağı çekiyor olsak oradaki hedefin daha yukarıya gitmesi olasılığı söz konusu olabilir. Nereye kadar gidebilir? Eğer faiz %8'e doğru gerileyecekse ve biz o 12'yi %10'a doğru çekiyor olursak muhtemelen biz 160-165 bin civarında bir endeksin olabileceği noktayı söylemek mümkün olur. Burada sermaye maliyetini ne hesaplıyorsunuz? Ben de tam onu söyleyecektim. Diğer arkadaşlarla aslında sermaye maliyeti noktasında örtüşüyoruz. Çünkü ben şöyle bir şey yapıyorum. Bankalarda özellikle bunun çok daha iyi çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Getiri eğrisine baktığımız zaman bankaların kar verimi diyeyim buna ve 10 yıllık bono faizi arasındaki farkı alıyorum ve son 5 yıllık ortalamada bunun aşağı yukarı 700 bas puanlar civarında şekillendiğini görüyorum. O nedenle bir miktar daha risk priminin azalacağını düşünüyoruz ama 12 risksiz faiz oranı üzerine 6 puan kadar da risk primi koyuyoruz. Diğer arkadaşlar da 14'e 5 Dolayısıyla hemen hemen 18-19'luk sermaye maliyeti hesaplıyorsun. Böyle bakınca cazip görünüyor borsa, öyle mi? Aynen, halen cazip görünüyor. Çünkü şöyle bir şey var aslında açıl burada. Şimdi bizde uzun zamandır yüksek bir mevduat faizi vardı. Ya da genel anlamda yüksek bir faiz ortamı vardı. Ama şu anda geldiğimiz nokta yüksek faizden ziyade çok çok daha düşük bir faiz ortamından bahsediyoruz ve insanlarda bir getiri arayışı oluşmaya başladı. Bu getiri arayışını da borsadan tedarik edebilirsiniz, bireysel emeklilik fonlarından tedarik edebilirsiniz. O tarafa doğru bir kayış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de şunu söylemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şu andaki baktığımız, durduğumuz noktada fiyat kazanç oranları hala %5'in altında, 4.7'ler seviyesindeyiz. Fiyat defter değeri 0.6. Bu rakamları yerine koyduğumuz zaman fiyat defter değerini aşağı yukarı 0.80-85 bandına, hatta biraz daha iyimser olursak belki 90'a doğru yaklaştığını görüyor olabiliriz. Fiyat kazanç oranında keza benzer bir şekilde 6.5-7 civarına doğru yakınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Peki şimdi mesela fiyat defter değer oranları üzerinden gidecek olursak mesela büyük bankalarda 1'lere geldik. Evet. Dolayısıyla 0.70'lerden 1'lere bayağı ciddi ralli oldu. Denilebilir bankacılık sektöründe. Özellikle büyük kağıtlar için, işte Garanti için, Akbank için vesaire. İkinci halkada biraz daha geriden gelen İş Bankası ve Yapı Kredi sayabiliriz. Var. Dolayısıyla şimdi buradaki soru şu. 1'e gelmiş olan fiyat defter değeri bu iş için ne ifade eder? Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de bankacılık sektöründe büyük bankalar geçmişte birkaç defa, üstelik sadece bir kere de değil, birkaç defa ikilere kadar gitti. Gitti. Dolayısıyla öyle bir trend bekliyor musun? Eğer önümüzde işte 1,5-2 yıllık bir iyileşme beklentisinden söz ediyorsak, yoksa nispeten daha kademe kademe bakmak lazım diyen taraftayız. Biraz daha ben kademe kademe bakmak tarafındayım. Çünkü burada tabii biz yani şu ana kadar çizdiğimiz resim gayet olumlu bir resim. Ama diğer taraftan da risk faktörlerine baktığımız zaman bizim mesela milli gelir büyümesi beklentimiz 3,5 seviyesinde. Şimdi bu 3,5 seviyesinde bütçe açığı nerede şekillenecek? Bu kredi büyümesinin vergi tahsilatına, ekonomik büyüme yoluyla bir olumlu yansıması olacak mı, olmayacak mı? Çünkü hazinenin de ciddi anlamda bir geri çevirme durumu var, borçları. Bu anlamda orası bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Yani coğrafi jeopolitik riskleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Bence en önemli risk orada vergi gelirlerinin artıp artmayacağı istenilen boyutta. Aralık ayına baktığımızdan tek bir ay belki gösterge olmayabilir. Orada açık oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. 30 milyar TL. Ama biz biraz daha 2020'ye daha pozitif bakma durumundayız. Çünkü vergi gelirlerinin de artma eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Yani
yani senin soruna şöyle cevap vereyim. Faizin bu seviyede kalıcı olabilmesi için aslında bütçe tarafının da iyi bir performans gösteriyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi buna belki soru olarak şunu ekleyebilirim. Bankacılıkta hep bildiğimiz hikaye üzerinden gidiyoruz. Nedir bildiğimiz hikaye? Marj iyileşmesi, evet, beraberinde kredi büyümesi, kredi büyümesiyle birlikte artan bir karlılık oranı, bu belli bir noktaya kadar gidiyor, sonra realize oluyor. Evet. Fakat burada yeni bir hikaye yaratma şansı var mı diye soracağım. Bu da şundan dolayı, Merkez Bankası fonlama kompozisyonunu değiştiriyor. Açık piyasa işlemleriyle piyasayı fonlamak yerine, hı-hı, ağırlıklı olarak swap kanalını kullandığı bir yapıya doğru, evet, geçti. Swap getiri eğrisini de doğru kontrol ettiği takdirde daha uzun vadeli TL kredi verme imkanı bulabilir bankalar. Londra maliyetine katlanmak zorunda kalmadan. Kesinlikle. Bu Türk bankaları için yeni bir hikaye olabilir mi? Çünkü şu ana kadarki vade uyumsuzluğu hikayesi bizim bankaların nispeten daha iskontolu fiyatlanmasının temel gerekçelerinden biriydi. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Bu arada TLRF'i de unutmamak tabii, gerekiyor. Tabii o açıdan zaten. O orada değerlendirmek lazım. İsmini belki o şekilde koymak gerekiyor. Ben o tarafın vade uyumsuzluğunu yok etmede demeyeceğim ama azaltmada, onun etkisini, negatif etkisini törpüleme anlamında çok önemli bir katkısı olabileceğini tahmin ediyorum. Bu da bizim bankalara geçmiş dönemde mesela konut kredilerinde, uzun vadeli TL cinsi kredilerde büyüme sağlarken Londra swap piyasasına bir nevi mahkum eden bir noktaydı. Aslında şu anki durum, eğer çalışması gerçekten efektif olursa bankaları o anlamda pozitif etkileyecektir diye düşünüyorum. Ki beklentimiz de o yönde. Ama benim biraz daha beklendim. Evet, uzun vadeye kayacağız ama cari açığı da kontrol edebilecek. Yani tüketici odaklıdan ziyade biraz daha üretici odaklı bir kredi büyüme yapısına geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum bankacılık sektörünün. Aslında Merkez Bankası'nın da muzam tarafında almış olduğu önlemler bunu sağlayan nitelikte. Bu anlamda bir pozitif destek verecektir. Yani bu dengeyi iyi yukarsak bence asıl hikaye orada başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü üretici tarafında kısa vadeli borçlanmayı bir kenara bırakırsak işletme sermayesini, yatırımlar için genelde uzun vadeli döviz cinsi krediler kullanılıyordu. Bunun biraz daha TL'ye kaymaya başladığını görebiliriz. Bence güzel bir hikaye oradan çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman şunu sorayım. Bankaların karlılığı üzerinde, yani kredi karlılığı üzerinde ticari kredilerle bireysel kredileri karşılaştırdığın zaman daha yüksek marj bırakan taraf neresi? Kâra daha pozitif etki yaratan kredi türü hangisi? Güzel soru. Buna bence şöyle bakmak lazım. Sadece kredi ve mevduat arasındaki makastan ziyade riski de buraya, hı-hı, eklemek lazım. Çünkü risk maliyeti, yani kredi risk maliyeti olarak baktığında aslında kurumsal taraftaki, kurumsaldan kastım gerçekten büyük krediler, yatırım kredilerindeki kredi riskinin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Mesela konut kredilerine neredeyse çok benzer bir şekilde. Bu nedenle hani neresi daha karlı diye sorduğunda ben kurumsalın bundan sonraki dönemde, yani yatırım tarafındaki kredilerin biraz daha karlı olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bireysel tarafta şöyle bir durum var. Bireysel tarafın, evet, şu anda baktığımızda konut kredisi veriyorsunuz ve 0.5 civarında bir takipteki kredi oranı çıkartıyorsunuz. Genel amaçlı tüketici kredi veriyorsunuz. Orada da keza oranlar düşük. Ama biz bunu eğer tüketici tarafına doğru devam ediyor olursak 2018'deki yaşadığımızdan çok daha farklı bir noktaya gitmiyor olacağız. O nedenle ben özellikle kurumsal kredileri ve yatırım amaçlı kredileri ön plana çıkartarak söylüyorum. Burada özellikle tahsili geçmiş alacaklar ve risk maliyeti üzerinden de belki belli ölçüde değerlendirme, aynen, yapmak lazım. Genel anlamda bankacılıktaki marjlar iyileşiyor fakat özellikle risk maliyetini bunun içerisine nereye koyarsın? Nasıl değerlendirirsin? Şöyle, mesela bugün bir bankaya gittiğiniz zaman mevduat müşterisi olarak da muhtemelen eğer iyi hacimli bir mevduat götürüyorsan 10.5 civarında bir faiz alabileceğini tahmin ediyorum. Vadesiz mevduatın bu faizin üzerinden düşmek lazım. 10 diyelim ki ortalama bankanın paçal mevduat maliyetinin TL'de 10 olduğunu düşünelim. Aşağı yukarı bunun üstüne bir %20 civarında vadesiz mevduat var bunun içerisinde. Onu oradan düşmek lazım. Risk primine baktığımız zaman da aşağı yukarı cost of credit olarak geçen ya da cost of risk olarak geçen rakam, evet, 2019'da ve 18'in ikinci yarısında yüksek seviyelerde gerçekleşti. Bazı bankalarda 300 bitlere yaklaştı ve şu anda sektör için baktığımızda 240-250 bas puanlardan bahsediyoruz. Ama onun
Eğer biz ekonomik büyümeyi 3,5-4 civarında bir patikaya oturtursak 150-125 baz puanlar seviyesine gerilediğini göreceğiz. Buradan şuna, bir değer artışı tabii ki. Çünkü. Aynen. Buradan şuna dönüyorum. Vadesiz mevduatın çıkardığımız zaman ya da eklediğimiz zaman pozitif anlamda 8'e gelen mevduat maliyeti üzerine 150 baz puanı koyduğumuz zaman %9,5 seviyesine doğru yaklaşıyor. Bunun üzerinde bankanın marjını koyduğumuz zaman muhtemelen 12,5'lar 13'ler civarında bir faiz oranını görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum kurumsal krediler için. Burada bir yandan da şunu unutmamak lazım herhalde. Bankacılık sektörüne faizlerin düştüğü ortam yarıyor. Hem menkul kıymet portföyü üzerinden yarıyor elbette. Hem öbür tarafıyla bakıldığında mevduat çok hızlı geliyor. Kredi faizi daha az hızlı geliyor. Dolayısıyla evet, bankalar bunu 2 ay, 3 ay bankanın kendi evet, portföy dinamiklerine göre gecikmeli olarak getirmeyi tercih ediyorlar. Bu da bir marj iyileşmesi yaratıyor. Bunu nereye kadar görürüz? Bu 2019'un aşağı yukarı Temmuz-Ağustos dönemi ile başladı. Bizim şöyle söylemek lazım. Bankacılık sektöründe aşağı yukarı kredilerin ortalama durasyonu 1 yıla yakındır. Mevduatın durasyonu ise 1 ay civarındadır. İyi ihtimalle belki 1,5 ay, yani 1,5 ay diyebiliriz belki. Bu nedenle aşağı yukarı arada 10 aylık bir süreç var. Bu 10 ayı Ağustos'un üzerine koyduğumuz zaman bizim geldiğimiz nokta aşağı yukarı Haziranlar olacaktır. O nedenle ikinci çeyreğin ortalarına kadar rahatlıkla bankacılık sektörünü o anlamda taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki bankacılık sektöründe ikinci yarıda marjlar düşmeye başlayacak. Marjlar belki geldiği noktalarda kalacak. Ama marj iyileşmesinin, evet, marj iyileşmesinin sonuna gelinmiş olacağız. Yani hikayemiz bu aslında. Tabii bunun hisse senedine yansıması, biraz daha önden fiyatlandığını düşünürsek aktif kalitesindeki iyileşmeyi ikinci yarıda daha fazla beklediğimizi söylemiştim. Onu belki yatırımcılar bir miktar daha bekleyebilirler gerçekten olup olmadığını görmek için. Ama marj tarafındaki yükselişin durduğu noktaya gelmeden önce muhtemelen Mart-Nisan gibi herhalde biz endeksin, en azından banka endeksinin zirve yaptığı noktayı görüyor oluruz diye düşünüyorum. Temel sorulardan biri şu: geçen seneden bu yana yapılandırmalar devam ediyor. Kredi yapılandırmaları, evet, devam ediyor. Ve aslında daha önce burada bir mekanizma kuruldu. O çok zor dönemlerde o mekanizma belli ölçüde iş yaptı, belli ölçüde dışarıda bıraktı vesaire. Fakat yapılandırılan kredi tutarı üzerinden ve faizi, ortalama faizi üzerinden baktığımızda şu ankine göre çok yüksek bir maliyet oluştu. Dolayısıyla bankaların bundan sonraki dönemde, yılın özellikle ikinci yarısına doğru yaklaşırken, bir tur daha yapılanma talebiyle karşılaşmaları mümkün mü? Çünkü şirketler gelecektir. Tabii ki. Bankalar bunu yapar mı? Yaparlarsa marjlar ve tahsili getirmiş olacaklar ya da grup 2 krediler bu ortamda nasıl şekillenir? Bence şöyle Açıl, aslında bu yeniden yapılandırma süreci sonuçta faizin bunun dibinin neresi olduğunu kesti, faiz anlamında söylüyorum. Dibinin neresi olduğunu kestirmek çok güç olacaktır. Ama şu anda bile yapılandırma talepleriyle geliyordur şirketler. Hatta kişiler bile gidiyor olabilir. Yani konut kredisini almışsınızdır 1.25'ten. Şu anda gittiğiniz zaman 0.79, 0.85 bandında bir yerde bu krediyi yeniden yapılandırabilirsiniz. Tabii bankaya bunun bir maliyeti var. Nakit akışını ona göre planlamış banka. O nedenle o aradaki komisyonu ödediği zaman krediyi kullanan kişi bunu banka yapacaktır. Onun marja nasıl yansıyacak? Evet, yani biz bunu kısmen 2019'un ikinci yarısında da gördük. Yani faizler aşağı gelirken yeniden yapılandırma talepleri arttı. Bunu muhtemelen devam eden süreç içerisinde de görüyoruz. Ben onu sadece ikinci yarı için düşünmüyorum aslında. Yani o süre gelen bir yapı. Sen bunu sorduğun için şimdi baktım ne kadar yeniden yapılandırma var sektörde diye. Şu an itibariyle baktığımızda aşağı yukarı sektörde toplam 128 milyar TL'lik bir yapılandırılmış kredi var. Yani bunu kötü anlamda söylemiyoruz bu arada. Bu yeniden yapılandırma illaki şirket zora girdiği için yapılmış olmayabilir. Yani faizi beğenmiştir şirket. O nedenle yeniden yapılandırmıştır. Banka da burada sınıflamak zorunda olduğu için burada görüyoruz biz bunu. Peki şimdi bir başka noktaya daha gidelim. Buradaki önemli faktörlerden bir tanesi bankaların kendi arasındaki ayrışması. Evet. Bir miktar buna da değinmek isterim. Çünkü büyük bankalarda işte 1'lere yaklaşan fiyat defter değerleri görüyoruz. Hı hı. Fakat her bankanın kendi portföyü var. Mesela işte garantiyle Yapı Kredi'yi veya Akbank'la İş Bankası'na aynı çerçevede değerlendirmemiz, evet, lazım. Dolayısıyla hangilerinde fiyatlama bir miktar daha doygunluğa yaklaştı, hangilerinde biraz daha yükseliş marjı görüyorsunuz? Kamuları da katabiliriz bunun için. Aslında şöyle Açıl, ben bankaları, evet,
kesinlikle birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani sonuçta biz aslında analistler bunun için varız. Ama şu anda genel bir pozitif havadan bahsediyoruz. Ve bütün bankalar hemen hemen bundan eşit derecede istifade ediyorlar diyebilirim. Kamu bankalarından başlayalım. Şöyle bir durum oldu kamu bankalarında. 2019'u potansiyellerinin altında bir karlılıkla kapattılar. Ve mesela bizim şu anda Vakıfbank için söyleyeyim, 2019 yılı kar tahminimiz aşağı yukarı 2,5 milyar TL seviyesinde. Ama 2020'ye geçtiğimiz zaman muhtemelen bunun 4 milyarın üzerine, 4,5 milyar TL'ye yakınlaştığını göreceğiz. Bu anlamda baktığında %80'e yakın bir yıllık büyümeden bahsediyoruz. Ya da Halkbank'a baktığımız zaman yine benzer bir şekilde muhtemelen 2'ye katlayabilecek bir pozisyonda görünüyor. Ve çarpanlarına baktığımız zaman her iki bankanın da daha cazip olduğunu görüyoruz açıkçası. Mesela hemen şuradan özellikle vurgulamak istiyorum çarpanlarını. Sektör ortalamasında dediğim gibi 4.7 civarında bir FK'dan bahsediyoruz. Vakıfbank'ın fiyat kazanç oranı hala 3.6 seviyesinde. Fiyat defter değeri 0.60'lar seviyesinde ortalama geçiyor. Vakıfbank'ın 0.45'lerden geldi. Aynen. Bir de o da. Aynen. Yani öbürü de 0.30'dan geldi. Tabii ki. Aynen. Böyle baktığımız için kamu bankalarındaki potansiyelin bir miktar daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Halkbank'ı içsel bazı ya da dışsal diyelim ona faktörlerden dolayı farklı bir fiyatlama mekanizması. Tamamen yatırımcının kendi risk anlayışıyla bakmak lazım kesinlikle. Buna. Diğerlerine bakalım. Aynen. Diğerlerine baktığımız zaman mesela Garanti Bankası ya da Akbank'ta evet senin söylediğin gibi birlere ben yaklaşmış görmüyorum. Belki ben biraz daha iyimserim bu anlamda ama 0.76 Akbank, 0.80 civarında da Garanti Bankası'nı görüyorum. Ama bu iki bankanın da aslında baktığında öz kaynak karlılığı sektör ortalamasının daha üzerinde seyrediyor. Aslında bu primi biraz da hak ediyorlar diye bakmak lazım. Kaldı ki her iki bankada oldukça yüksek kaldıraç oranı ile operasyon yapıyorlar. Bu da mesela her ikisinde de neredeyse sermaye terk rasyosunun %20'ye yakın olduğunu görüyoruz. Sektör ortalamasının epeyce üzerinde bir rakam bu. Böyle olduğu için onu adjust edip uyarlayıp bakmak gerekiyor aslında diye düşünüyorum. Bu nedenle de hani birbirinden ayrıştırmak derken sadece çarpanlar anlamında değil, faaliyetlerinden kaynaklı olabilecek riskler ya da pozitif unsurları da ön plana alarak bakmak lazım. O nedenle bizim mesela tercihimiz hala biraz daha Akbank ve Garanti'den yana olduğunu söylemek mümkün. Son soru, çok kısa yanıtını rica edeceğim. Akbank'taki son blok hisse satışı normal koşullarda piyasanın modunun negatif olduğu bir yerde gelen yenik hisse piyasayı çok negatif etkileyebilirdi. Dün Akbank neredeyse artıya geçti. Aynen. Hatta %1 civarında artıya geçti. Dolayısıyla bir vadede bunun etkisini görmeyi bekler misin? Yoksa bir portföy dengeleme hareketi deyip geçmek mi lazım? Buna portföy dengeleme hareketi diye de bakmak mümkün. Ama ben orada açıkçası şuna şaşırmadım. Yani şaşırmadığım nokta şu. Piyasa o kadar kuvvetli ki yani Bloomberg'e geçen fiyatın doğru olduğu varsayımı altında iskonto oranı sadece %4 seviyesinde kalıyor. %4 seviyesinde yani rally yapmış bir piyasadan bahsediyoruz. Endeksin geldiği noktadan bahsediyoruz ve sadece %4 gibi bir iskonto. Bu aslında hala piyasadaki iştahı gösteriyor. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Bir hisse daha söylemek istiyorum Açıl, eğer vaktim varsa. Çok hızlıca. Bir dakika. Bireysel emeklilik sistemine çok ciddi anlamda para girişi var. 2019'un 9 aylık döneminde 5,5 milyar TL para girişi var katkı payı anlamında. Sadece 4. çeyrekte giren para 4 milyar TL. Bu nedenle Anadolu Hayat ve Avivasa gibi şirketlere de bence bunun pozitif yansıması olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hacimlere ciddi katkısı olacaktır. Sadrettin Bağcı, çok teşekkür ediyoruz aktardığın kıymetli görüşler ve yorumlar için. Programımızın son bölümünde gidiyoruz New York'a. Bloomberg muhabiri Yalman Onaran bizleri bekliyor orada. Onunla da Amerikan bankacılık sektörünü konuşacağız. Yalman, özellikle bilançolara bakıyoruz, gelen bilançolara. Hepsinde trading karı geri dönmüş. Yani 2,5'lara doğru giderken Amerikan 10 yıllıklarının hızlı bir şekilde önce 1,30'lara sonra 1,80'lerde dengelenmiş olması kendilerine ciddi bir marj yaratmış gibi görünüyor. Goldman'ın kendi derdi, Wells Fargo'nun kendi derdi dışında diğer büyüklerin hepsi çok iyi marjlarla, çok iyi bilançolar açıkladı özellikle trading tarafında. Evet, dördüncü çeyrek trading için çok iyiydi. Yani piyasalar çok hareketliydi. Ve sadece piyasanın yükselmesi iyi değil bankalar için. İnip çıkmaları çok iyi oluyor. Yani hani iki gün yukarı, iki gün aşağı, iki gün yukarı, iki gün aşağı olduğu zaman ve bono fiyatları bazen biraz yükselip bazen düştükleri zaman çok iyi oluyor. Çünkü sürekli değiş tokuş olduğu sürece hisseler ve bonolar
Bankalar para kazanıyorlar bundan. Ve dördüncü çeyrek iyiydi o yüzden. Artı ekonomi de toparlamaya başladı dördüncü çeyrekte. Krediler de tekrar toparlamaya başladı. Çünkü Trump işte yavaş yavaş bu diğer ülkelerle yaptığı kavgaları yavaşlattı, durdurdu ve sonunda bir şeye ulaştığı için, anlaşmalara ulaştığı için Çin'le veya Meksika ile diğer ülkelerle, bunlar da olumlu hava yarattı. O yüzden bankalar için iyi bir çeyrekti. Güzel paralar kazandılar. Ve faizin düşmesi onlara o kadar zarar vermedi. Yani daha önceki çeyreklere verdiği zararı geri almış oldular. Özellikle de tabii dediğin gibi trading'den geliyor her şey. Yani çok iyi piyasalar hareketli olduğu için, bono piyasaları özellikle, derivatifler, türev piyasaları hareketli olduğu için güzel para kazanıyor bankalar. Peki Yalman, bir önemli nokta daha var. Özellikle Amerikan endeksleri için. Bir tarafta işte 1.80'ler civarında dengelenmiş bir Amerikan 10 yıllığı var. Öbür taraftan hisselerin bakıyorsun temettü verimlerine %2.5'lar civarında. Dolayısıyla rekora gelmiş olmalarına rağmen şu anda hala daha cazip görünmeye devam ediyor Amerikan hisse senetleri. Rekor üstüne de rekor geliyor bu çerçevede. Devamına ilişkin bakış nedir diye sorayım sana. Bu işin içerisine bankaları da katarak bakarsan. Yani evet, yükseldiği halde yükselmeye devam ediyor. Çünkü Amerika'nın ekonomisi sonuçta yine dünyada en iyi durumda görünen. Avrupa hala tam olarak tam toparlarken tekrar yavaşladı. Almanya ekonomisi neredeyse tekrar gerilemeye yöneldi geçen yıl. Yani bütün dünya ekonomiler arasında Amerika hala çok parlak. İyi büyümeye devam ediyor. O yüzden Amerika piyasaları da iyi devam ediyor. Şirketler de kar etmeye devam ediyorlar. Sadece bankalar değil, herkes. Bankalar da bundan yararlanıyor tabii. Bankalar zaten ekonominin nabzını devamlı gösteren sektör bütün ülkelerde. Amerika'nın bankaları da sadece Amerika'dan değil diğer piyasalardan da kazanıyorlar. Çin ekonomisi daha çok açılıyor Trump'ın baskılarıyla. Çin'in finansal piyasaları dünyaya açıldıkça Amerikan bankaları oraya hücum ediyorlar. Oradan da para kazanacaklar önümüzdeki yıllarda. O yüzden 2020'de yine iyi duruyor bankalar içinde, diğer Amerikan şirketler içinde. Yalnız son not, özellikle tabii bankaların marj bulmakta güçlük çektikleri bir dönem oldu. Dolayısıyla özellikle kredi faizlerinin çok aşağı kaydığı dönemler bankacılık fiyatlaması için de negatifti. Şimdi şu ana kadar ağırlıklı teknoloji hisseleriyle gitmiş olan endekslere bir miktar daha banka takviyesi geldi. Bankalar özelinde yukarı potansiyeli nasıl görüyor piyasa? Şimdi bankalar bu marj daralması olduğu sırada Amerika'da özellikle volüm yükseliyor. Yani daha çok kredi verebiliyorlar. O yüzden de marjları daraldıkça ekonomi, mesela ev kredileri yükseldi. Çünkü faizler çok düştü. Ben de ev almak üzereyim şu aralarda, biliyorum faizlerin ne durumda olduğunu ev kredilerinde. Yani bu Amerikan bankalarına yarıyor. Bir tarafta marjını daraltıyor ama daha çok kredi verebildikleri için, büyüttükleri için oradaki hacimleri, bu hacim sayesinde de yine daha çok para kazanmaya devam edebiliyorlar. O yüzden ve marjların daralması da durdu diye bekliyor bankacılar. Bu hafta bütün hepsinin karlar açıklanırken konferanslar oluyor, anlatıyorlar beklentilerini. Bu konferanslarda banka yöneticileri hepsi aynı şeyi söylediler. 2020'de faizlerin düşmesini beklemiyoruz. Faizler bu seviyelerde durdu. Bundan sonra daha çok hacim büyüterek ileriye dönük karlılığımızı arttırmaya çalışacağız dediler. Yani o yüzden faizler inmiyor, marjlar daha çok daralmayacak. Hacimler büyüdükçe daha çok para kazanacaklar. Yalman, çok teşekkür ediyoruz sana. Ev şimdiden hayırlı olsun diyelim ve böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş olalım. Kısa bir aramız var, sonra Özköseoğlu sizlerle birlikte olacak kapanışa doğruyla.